Anadolu erenlerine selam verdi. Esselamun aleyküm Rum'daki erenler ve kardeşler dedi. Hünkar selam verdiği zaman 57 bin Anadolu erenleri sohbet etmekteydiler. O zaman Rum gözcüsü Karaca Ahmet idi. Hünkara selam verdiği zaman Fatma Bacı'ya malum oldu. Fatma Bacı Sivri Hisar'da Seyit Nurettin'in kızıdır. Ve hemen bekardı. Orada bulunan erenlerin yemeklerini pişirdi. Karaca Ahmet Seyit Nurettin'in müridüdür. Fatma Bacı ayağa kalkıp hünkârın tarafına yöneldi. Elini göğsüne koyarak 3 sefer aleyküm selam dedi. Ve yerine oturdu. Şimdi güzel canlar burada tabii ki dedelerimiz bazı şeylere değinirken ama fazla araştırma yapmamışlar. Şimdi bu Fatma Bacı'yı götürüp Karacık Ana'ya şey diyor. Hayır öyle değil. Kadıncık Ana ayrı, Fatma Ana ayrı. Şimdi Fatma Bacı Nurettin dedenin kızı ve bekar. Yani peki Hacı Bektaş'ın Veli'ye gelirken ne yaptı? Geldi orada Kadıncık Ana'nın gelininden yemek istedi. O zaman neydi? İşte evliydi. Onun için genellikle bunları birbirine karıştırıyor. Kadıncık Ana ayrı, Fatma Ana ayrı. Fatma Ana 70'li Rum erenlerine yemek pişirip ve sohbet ediyordu. Orada buranın erenler Fatma Bacı'nın selamını alıp yerine oturduğunu görünce kimin selamını alırsın diye sordular. Fatma Bacı Anadolu'da bir er geldi. Siz erenlere selam verdi, onun selamını aldım dedi. Erenler sordular. Bahsettiği er kimdir? Ne taraftan gelmektedir? Fatma Bacı kendisi Horasan erenlerindendir. Ama Kabe tarafında gelmektedir dedi. Orada bulunan erenler hepsi de ne yapsak da o er Anadolu'ya girmese, eğer Anadolu'ya girerse bütün halk kendisine bağlanın, bize burada yapacak iş kalmaz dediler. Oradaki 70 bin Rum eren, 57 bin Rum erenleri orada Hacı Bektaş'ın oraya gelmesini istemediler. Çünkü eğer Hacı Bektaş gelirse oraya, halk ona bağlanın, artık bize kimse saygı göstermez. Şimdi buna baktığımız zaman tabii bizim ocaklar aralarında, dedeler aramızda da aynı şey var ama bak neler oluyor burada. O eğer Anadolu'ya girmese, eğer Anadolu'ya girerse bütün halk kendisine bağlan, bize burada yapacak iş kalmaz dediler. Bunun için ne yapabiliriz dediler. İşlerinden bazıları şöyle bir çare önerdi. Kanatlarımızı birleştirelim, yerden arşa kadar ses çekelim, Anadolu'ya girmesin dediler. Bütün orada 57 bin Rum erenleri diyor, kanatlarımızı açalım, göğe doğru açalım, o Hacı Bektaş Veli şeye girmesin diyor, buraya gelmesin diyor. Ve kanatlarını birbirine ekleyerek mana aleminden Anadolu'ya girecek yolu arşa kadar kapattılar. Hünkar Anadolu sınırına gelince yolunu kapattıklarını gördü. Bismillah ve billah dedi. Velette sıçradı, arşın tavanına ulaştı. Melekler nurdan elif tac ile karşıladılar. Merhaba, hoş geldin peygamber evladı dediler. Hünkar orada güzel bir güvercin şeklinde girdi ve havada kanat çırparak suluca hürekinde mübarek ayakları hamura gömüldü. Gibi tasa gömüldü. Taşta iz bıraktı. Bunun üzerine Anadolu erenleri büyük bir korkuya kapıldılar. O erin Anadolu'ya geldiğini, yolunu bağlayamadıklarını anladılar. O zaman Karaca Ahmet Anadolu'nun gözcüsüydü. Karaca Ahmet sen Anadolu'nun gözcüsün. Bak bakalım o er Anadolu'ya girdi mi dediler. Bunun üzerine Karaca Ahmet de manevi alemde seyre çıktı. Sonra başını kaldırıp Anadolu'nun tamamına göz gezdirdi. Baktım ama öyle bir kimse yok. Her canlı kendi eşiyle ve kendi cinsleriyle birlikte duruyor. Fakat kara yürekte bir güzel güvercin tek başına oturmakta. Ona dikkatle bakınca büyük bir korkuya kapıldım. Olsa olsa o olabilir dedi. Güzel canım, Karaca Ahmet de Hacı Bektaş Veli vefat ettikten sonra nasıl ki bizim Seyit Cemal, bizim dedemiz de orada tabii bir gün düşünürken diyor, Cemal'ım ne düşünüyorsun? Bana da mekan göster. Onun için
bizim dedemizle Karacaahmet'de Afyon'un İhsane köyü tarafına gönderiliyor. Şimdi Karacaahmet Afyon'da da türbesi var ve oradan sonra İstanbul'a geliyor. Asıl büyük türbeleri de orada Afyon'da canlar bizim dedemiz gibi. Onu da Hacı Bektaş orayı kendine gösteriyor. Git sen diyor oradaki orada mekan kur ve oradaki toplumu ıslah et. Anadolu erenlerin birisi Doğan şeklinde bürünüp onu bulunduğu yerde avlasını dediler. Aralarında Hacı Denizli dedikleri bir er vardı. Beyazıt Beslamen'in en önemli halifelerindendir. Irak'tan Anadolu'ya gelmişti. Ayağa kalktı, izin verirseniz Doğan şekline girip güvercini avlayın, geleyim dedi. Anadolu erenler kuvvetin arsın dediler. Hacı Deniz hemen o anda Doğan şekline girip havaya uçtu, havadan baktı. Suluca, Karayük üzerinde bir güvercinin oturduğunu görünce aradığım budur dedi. Havadan hızla hünkârın üzerine indi. Pençeyle yakalayacağı mesafeye gelince hünkâr tekrar insan suretine büründü ve hünkâr Hacı Tuğrul Doğan suretinde inerken yakaladı, öyle bir kuvvetli bir şekilde sıktı ki Hacı Denizli'nin aklı başına gitti. Tabi Doğan şeklinde gelirken tam Hacı Bektaş'ı yakalarken Hacı Bektaş Veli de insan suratından o eri yakalar ve öyle bir sıkar ki öyle kuvvetli bir şekilde sıktı ki Hacı Deniz'in aklı başından gitti. Hünkâr elinde bıraktı. Aklı başına gelince kadar biraz yattı. Kalkınca hünkârın karşısında durduğunu gördü. Hemen ayağa kalktı. Pençeye geçip hatta ettik. Kötülük bizden oldu. Başlamak erenler olur deyip özür diledi. Hünkârın elini öptü. Ayağını kapandı. Af diledi. Tacını çıkarıp önüne koydu ve geri çekildi. Ellerini kavuşturup pençesine durdu. Hünkâr ey Hacı Denizli ere böyle yapar mı? Biz size mazlum durumda geldik. Eğer güvercinden daha mazlum bir hayvan olsaydı onun şekline gelirdik. Hacı Tuğrul'un kisvesine tekbirleyip başını geçirdik. Hacı Tuğrul hünkârın bizden ve bizim soyumuzdan ne kadar kadın ve erkek olursa size ve size gönül veren herkese canımız feda olsun dedi. Hünkâr şimdi kalk ve geldiğin yere dön. Anadolu erenlere selamı söyle. Gelsinler. Gördükleri onlara anlat. Onlarla birlikte yanımıza tekrar gelin dedi. Hacı Tuğrul bu sözü yerine getirmek için kalktı ve hemen yola koyuldu. Erenlerin yanına ulaştı. Olan biteni her şeyi bütün ayrıntısıyla söyledi, anlattı. Kendilerine Hacı Bektaş Veli'nin davet ettiğini anlattı, söyledi. 50-50 bin ruh erenleri bu haberi işitince onun ayağına gitmemize ne gerek var diye karşı çıktılar. Yerlerine döndüler. Rum erenlerin yaptıkları Hacı Bektaş'a malum oldu. Oturduğu yerden onların mumlarını yani çıralarını velayet kuvvetiyle söndürdü. Tabi Hacı Bektaş Veli bundan tekrar Hacı Bektaş Veli'nin diyor biz niye ayağına gidelim diye kendi kendine söylerken Hacı Bektaş Veli'ye de malum oldu ve Hacı Bektaş Veli onların yaptığı o çıraları söndürdü. Ne yaptılarsa yakamadılar. Hatta bir söylenişe göre 7 gün bir söylenişe göre de 40 gün yakamadılar o mumlarını. İşte bu çıraları yakarken orada 40 gün uğraşırlar. 40 gün o Rum erenleri 57 bin Rum erenleri o çıralarını yakmazlar. Bunun dışında hünkârın bir işaretiyle hepsinin altındaki secdeleri kayboldu. Sonunda birine gelip bu ne iştir? Başımıza geldi. Çıralarımız yanmaz oldu. Secdelerimiz altımızdan kayboldu. Bu durumlar o erenleri veletiyle olmaktadır. Bize davet etti, biz de reddettik. Sözünü onu cevap vermedik. Toplanıp yanına gitmedik dediler. Hep birlikte hünkârın huzuruna gitmeye karar verdiler. Huzuruna gelince elini öptüler. Kendi secdelerinin düzenli bir şekilde hünkârın yanında seyirli olduğunu gördüler. Pemençe durup özür dilediler. Herkes geçip kendi postuna oturdu. Sonra hep birden
bizler hata ettik. Senin sözünü hemen yerine getirmemizi gerekirdi. Yapmadıkları eksikle ettik deyip başlamayı dileyerek sohbete başladılar. Hünkâr ne taraftan geliyordunuz? Kimin